Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok istek alan zürafa ve pırpır yapımını göstereceğim arkadaşlar. Çok arkadaşımız Zehra Hanım, zürafalarınız çok güzel oluyor diye çok soran oluyordu. Onlara e, zürafanın anlatımını çok arkadaşımız da benim pırpırlarım dönüyor diye çok soru soruluyordu. Onun cevabını burada toplu olarak cevap vermek istiyorum. Şimdi. İnşallah yapımına başlayalım. Şimdi ben bu uzunlukta şöyle, şu uzunlukta, şu kadar ip kestim. İpi şöyle hafif gerdiriyorum. Bakın gerdirince zaten belli oluyor. Yazmayı alıyorum şöyle. İçine koyuyorum. Şuradan şöyle göstereyim. İçine koyduktan sonrasında şöyle şuradan ister elinizi ıslatın, ister ıslatmayın ben hafif dilimi değdiriyorum şu şekilde kıvırıyorum Ben kendime doğru yazmanın çiçekli yazmada da düz yazmada doğru düz yazmada da doğru tarafı benden tarafta oluyor zürafayı Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar her seferinde de böyle yapıyorum yani bu zamana kadar hiçbir şikayet de almadım. Çoğu müşterilerim de çok memnun. Ben sipariş de yaparken böyle yapıyorum. <laughs> şöyle bir tane hemen düğüm oluşturdum. Düğüm oluşturduktan sonrasında şöyle şuradan ipi içinde kıvırıyorum kendime doğru. Şu şekilde batırıyorum iğneyi. Şöyle iki kere doluyorum. Ve sürafamı böyle yapıyorum. Tekrar dibinden batıyorum. Doluyorum ve yapıyorum. Böyle. Eğer ip koymak istemiyorsanız o sizin tercihinize kalmış ama ip koyarsanız biraz daha tok durur. Zürafalarınız daha güzel olur. Şöyle şu şekilde parmağımın arasında tutturuyorum ve böyle şu şekilde şuradan tekrar şöyle kıvırıyorum ve böyle iki kere dolayarak şu şekilde zürafalarımı yapıyorum. Tekrar kıvırıyorum ve iki kere doluyorum ve zürafamı böylelikle yapıyorum ben zürafamı böyle yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi çiçekli yazmada da renkli yazmada hani düz yazmada da ben kendime doğru doğru tarafını kendime doğru alıyorum böyle kendime doğru kıvırarak zürafamı yapıyorum Bizim burada bir komşumuz vardı o yapıyordu. Ama onun zürafaları böyle geriyordu. Hani nasıl diyeyim siz herkesin dilinde farklı bir şey oluyor. Şu zürafa yaparken şu şekil yani şu şekil oluyor topluyordu. Ama bakın bunda hiç toplama ve büzbe yok. Gayet de güzel bir şekilde devam ediliyor. Ben zürafayı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan hemen kıvırıyorum birkaç tane daha göstereceğim sonrasında pırpır yapımını göstereceğim en çok sorulardan bir tanesi pırpırım kıvrılıyor düz durmuyor diye muhtemelen düğümlerde bazen sorun oluyor hani düğümü bazen de ipten kaynaklanıyor ne kadar ipi sıkı yaparsanız hani düğümü sıkı yaparsanız yapan bazı ipler arkadan gevşeyip geri eski haline dönüyor. Yani bu ipin markası ile ilgili değil galiba ama bazı iplerde öyle kaynaklanıyor. Benim de önceden vardı birkaç tane öyle ipim. Onları şimdi kullanmıyorum. Şöyle bakın zürafam benim bu şekilde. Şimdi şuradan ipimi kesiyorum. Dediğim gibi ipi yazmanın kenarına göre ölçün. Öyle kesin. Hani sizin için daha kolay olsun diye. Şimdi şuradan hemen bakın. Bunu bir de arkadaşlar ütüleyince o kadar güzel oluyor ki. Kalıp gibi böyle çok güzel oluyor. Şimdi pırpır yapımını göstereceğim sizlere. Şöyle ipiniz eğer az kaldıysa bunu her seferinde de gösteriyorum. Şöyle şu şekilde düğümleyin. Şuradan ilmek atar gibi hani şurayı da şöyle sıkın. Sizin için daha kolay olur. Şimdi hemen baştaki zürafaya batıyorum. Şöyle. Battım ve düğümümü sıkı attım. Buradan diğer zürafaya geçiş yapıyorum ve ipimi sıkıyorum. İpten böyle ses geldiği zaman daha e, inandırıcı olur diye düşünüyorum. Hani sizler için, onun için böyle bu sesi getirmeye çalışın arkadaşlar. Bakın pırpırım bu şekilde yapıyorum. Şuradan şöyle tutuyorum. Şöyle. Bakın. Tekrar aynı şekilde şöyle tutuyorum. Herkesin tutuşu farklı. Ben böyle yapıyorum. böyle bakın pırpırım bu şekilde hemen yandakine geçiyorum şöyle bakın buradan hemen şöyle yine zürafa üstünde zürafa yaparken iki kere doluyorum şöyle eğer böyle gevşiyorsa şöyle sıkı verin arkadaşlar. Tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum ve tekrar dönüyorum. Şöyle şu şekilde şöyle bunu Bakın böyle yapıyorum ve sıkıyorum. böyle yapıyorum ve sıkıyorum tekrar yapıyorum ve sıkıyorum pırpırlarım bu şekilde şöyle tekrar böyle buraya tekrar geri dönüyorum. Buraya şimdi 5 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. 5 tane pırpırın da nasıl durduğunu anlatayım sizlere, göstereyim. Şöyle şu şekilde. İplik alışta da bazen farklı oluyor arkadaşlar. Onda da değişiyor yani ipliğin alımında bile değişiyor. Şöyle. Şu şekilde. 2 şöyle 3 şöyle 4 şöyle 5 Bakın 5 tane de aynı oldu. 3 tane de aynı oldu. Şimdi şuradan hemen tekrar atıyorum zürafaya ve pırpırlarımı ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hani yapıp da soru sorup da cevap alamayan arkadaşlarım ben bazen evde olmadığım için gittiğim yerde internet sorun oluyor. Annemin rahatsızlığından dolayı ben gidip geliyorum. Onun için gittiğim yerde internet sıkıntısı oluyor. Hani internet az olduğundan değil internet çekmiyor. Köy yerinde olduğundan internet çekmiyor. Orada o sıkıntı var. Açılmıyor. Onun için yorumlarınızı göremiyorum. Şimdi şöyle aynı şekilde böyle yapıyorum. Ve düğümümü sıkılaştırıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ve düğümümü sıkılaştırıyorum. Şöyle şu şekilde burada ipim bitti. Kısalığını, boyutunu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ona göre pır pır benim zürafa yapımım ve pırpır pır yapımım bu şekilde. Bir de şöyle bir e, buradan cevap vereyim. Zürafayı komple bitirdikten sonra dört kenar yani yazmanın dört kenarını bitirdikten sonrasında güzel üzerine temiz beyaz böyle eski dilbentler olurdu ee, onlardan yumuşak pamuklu onu hafif böyle buharlı ütüyle dört kenarını ütüleyip ondan sonrasında oyasını yaparsanız daha güzel olur daha hoş olur modeliniz daha güzel durur ben her zaman öyle yapıyorum. Burada size anlatma amaçlı şimdi ütüleyemedim. Direkt zürafayı yapıp üstüne pırpır pır yapımını anlatmaya çalıştım. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olduysam ne mutlu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.